Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Adana Gündoğdu Koleji Türkçe öğretmeni Raşiye Kılıç. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı kitabımızın 5. teması olan vatandaşlık temasındaki bilinçli tüketici metnini işleyeceğiz. Evet, ilerleyelim. İlk olarak hazırlık çalışmalarıyla başlıyoruz. Biliyorsunuz hazırlık çalışmaları bizi metni hazırlayan bölümdür. O yüzden dikkatli bir şekilde okuyup cevaplandırıp bu şekilde sınıfımıza geliyoruz. Evet, ailenizle alışveriş yaparken aldığınız ürünün fiş veya faturasını almaya özen gösteriyor musunuz? Neden? İkinci soru, aldığınız ürünün hatalı çıkması durumunda neler yaparsınız? Ve son soru, kantinden yiyecek ve içecek alırken ürünün son kullanma tarihine bakar mısınız? Neden? Evet çocuklar, bu üç soruyu güzel bir şekilde defterlerimize cevaplandırıp geliyorsunuz. Araştırmalarınızı, gerekli araştırmalarınızı da mutlaka yapınız. Evet. Şiirin noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. Sizler de mutlaka birer kez sesli okumayı yapın çocuklar. Evet, bilinçli tüketici. Sor bir kendine, ihtiyaçlarımız ne? İsteklerimiz sonsuz, dünyanın kaynağı ne? Beslen, barın ve giyin. Eğitim, sağlık ve oyun. Sınırsız sanma suyun, bilinçli tüketici olun. Temel gereksinimin yasal hakları bilin. Yeterli ve dengeli, sağlıklı gıda yiyin. Al eline kalemi, yap ihtiyaç listeni. Hem tutumlu verimli, kaynağı tüketmeli. Reklamlar izlenmeli, hayal gerçek gözetmeli. Son kullanma tarihine çok dikkat etmeli. Hesabını bilmeli, zor günleri görmeli. Değer verip emeğe savurgan olmamalı. Dursun Bulut. Evet, şiirimizi okuduk. İlerleyelim, etkinliklerimizle devam edeceğiz. Birinci etkinlik, şiirde geçen bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle bu kelimeleri bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri örnekteki gibi işaretleyiniz. Evet, örnekteki gibi işaretledik çocuklar, kelimelerimizi bulduktan sonra okumaya başlayalım. Bir, eksikliği duyulan şey ihtiyaç. Evet, ihtiyaç burada çocuklar. İkinci soru, insanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur, bilinç. Evet, bilinç burada. Üç, yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu yasalara uygun yasal. Yasal, evet onu da görüyoruz burada. Dört, mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alınıp kullanan, tüketen kimse, tüketici. Evet, tüketici burada çocuklar görebiliyoruz. Beş, yenilenebilir, yenilebilir, beslenmeye elverişli her türlü madde, besin, gıda. Gıdayı da burada görüyoruz rahatlıkla. 6. Aşırı harcamalardan kaçınan idareli, tutumlu. Evet, tutumlu da burada. Son olarak 7. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, emek. Evet, emek kelimesi de burada arkadaşlar. Birinci etkinliğimizin A kısmını tamamladık. B'ye gelelim. Anlamını belirlediğiniz bu kelimeleri birer cümlede kullanınız. Okul ihtiyaçlarımı almak için kırtasiyeye gittik. İhtiyaç kelimesini burada kullanmış olduk. Temiz bir gelecek için çocuklarımızda çevre bilincinin oluşması gerekir. Evet, yasal olmayan yollarla ülkemize sokulan ürünler ekonomimize zarar veriyor. Her vatandaş tüketici haklarını bilmelidir. Marketlerden aldığımız gıdaların mutlaka son kullanma tarihlerini kontrol etmeliyiz. Annemin tutumlu olması sayesinde bütçemizi idareli kullanabiliyoruz. Fidanları dikerken verdiğimiz emek bize orman olarak geri dönecektir. Evet gençler, bulmacadaki kelimeleri cümle içinde kullanırken altlarını çizerek onları belirgin hale getirmiş olduk. Kelimelerimizi birer cümlede kullandık. Evet, ikinci etkinlik, metinde geçen kelimeleri eş anlamlılarıyla eşleştiriniz.
ihtiyaç, gereksinim, sonsuz, ebedi, bilinçli, şuurlu, savurgan, tutumsuz. Sırada üçüncü etkinlik. Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız. 1. Şair kendimize hangi soruları sormamızı istiyor? İhtiyaçlarımızın neler olduğunu, dünyanın kaynağının ne olduğunu sormamızı istiyor. 2. Şaire göre sınırsız sanmamamız gereken nedir? Açıklayınız. Sınırsız sanmamamız gereken sudur. Dünyadaki içilebilir su miktarı sınırsız değildir. Tasarruflu kullanmamız gerekir. Üçüncü soru, şair bizden neler yapmamızı istiyor? Bilinçli tüketici olmamızı, yasal haklarımızı bilmemizi, sağlıklı beslenmemizi, tutumlu olmamızı, hesabımızı bilmemizi istiyor. Son soru, şiirde geçen savurgan olmamalı sözünden ne anlıyorsunuz? İhtiyacımız kadarını kullanmamızı, israf etmememiz gerektiğini anlıyoruz. Evet. Dördüncü etkinliğe geldik sevgili öğrenciler. Aşağıdaki boşlukları okuduğunuz şiire göre doldurunuz. Başlık ile içerik uyumludur çünkü şiirde bilinçli tüketici olmanın önemi ve nasıl bilinçli tüketici olunabileceği anlatılıyor. Evet, benim başlığım tutumlu olun. Sizler de buraya çocuklar parçanın içeriğiyle uyumlu olarak farklı başlıklar yazabilirsiniz tabii ki. Beşinci etkinlik, aşağıdaki dörtlüyü okuyunuz. Şairin bu dörtlükte vermek istediği mesaj nedir? Söyleyiniz. Hesabını bilmeli, zor günleri görmeli, değer verip emeğe savurgan olmamalı. Zor günlerin geleceğinin bilincinde olup emeğin değeri bilinerek ona göre harcama yapılması, tasarruflu olunması gerektiği mesajı verilmektedir. Tabii sizler de buraya şiirden, bu dörtlükten anladığınız şekilde yorumlarınızı yazabilirsiniz. D. Aşağıdaki atasözlerinden bu şiirin dörtlüğüyle ilgili olanları işaretleyiniz. Evet, ak akça kara gün içindir uyumlu çocuklar, tutumlu olmamız, zor günler için bir kenara para biriktirmemiz gerektiğini söylüyor. El elden üstündür, böyle bir anlam ilişkisi yok. Komşu komşunun külüne muhtaçtır, buna da ulaşamıyoruz çocuklar. Takla zamanı gelir zamanı yine tutumlulukla ilgili çocuklar, evet. Dost ile ye hiç alışveriş etme, böyle bir anlama ulaşamıyoruz. Güvenme varlığa, düşersin darlığa, kesinlikle şiirimizle uyumlu. Evet, bin bilsen de bir bilene danış, böyle bir anlam ilişkisi kuramıyoruz çocuklar şiirle. Ağaç yaprağıyla gürler, buna da ulaşamıyoruz. Ayağını yorganına göre uzat, yine tutumlulukla ilgili gençler, tasarrufla ilgili. Ve son cümlemiz, evet son atasözümüz, içten artmaz, dişten artar. Yine tasarruflu olmak ve ihtiyacımızın içinde kalanı da biriktirmemiz gerektiğiyle ilgili diyoruz arkadaşlar. Şiirimizin, evet bu dörtlüğümüzle gayet uyumlu içeriğiyle, dörtlüğün içeriğiyle gayet uyumludur diyoruz. Evet. Altıncı etkinlik. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bilinçli tüketici davranışı olan görselleri işaretleyiniz. Evet çocuklar, burada görsellerimiz var. Görebiliyorsunuz sizler de. Farklı farklı görseller var. Burada liste yapan bir aile var, değil mi çocuklar? Evet. Bilinçli tüketici değil mi? Liste yaparak, alışveriş listesi yaparak alışverişe çıkıyordu. Yine burada da listedekilere göre ihtiyaçlarını alıyorlar çocuklar. Marketteki alışverişlerini o ihtiyaç listesine göre yapıyorlar. Onu da işaret koyuyoruz. Burada değil mi arkadaşlar, bizim okuduğumuz şiirle uyumlu değil. Bilinçli bir tüketici değil. Dişini fırçalıyor ve musluk açık. Dişimizi fırçalarken musluğumuzu kapatmalıydık. O yüzden uyumlu değil. Buna işaret koymuyoruz. Ve son olarak çocuklar, gece olduğunda değil mi arkadaşlar? Uyuyacağı zaman ne yapıyor? Işığı kapatıyor. Yine bu da bizim şiirimizle uyumludur, içeriğiyle uygundur diyoruz arkadaşlar. Evet, B'ye gelelim.
Aşağıda verilen davranışlardan bilinçli tüketiciye ait olanları işaretleyiniz. Evet, alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi hazırlarım. Doğru, bilinçli tüketicinin yapacağı bir etkinlik bu. Alışverişte istediğim her şeyi alırım. Bu değil mi arkadaşlar? Bilinçli tüketiciye ait bir durum değil. Satın aldığım ürünün üretim tarihine bakmamız gerekir değil mi arkadaşlar? Bu da yine uygun değil. Devam edelim. Evet. Satın alacağım ürünün son kullanma tarihine bakarım. Mutlaka son kullanma tarihine bakıp öyle alıyoruz. En pahalı ürünü almaya çalışırım. Hayır, böyle bir açıklama yoktu bilinçli tüketiciyle ilgili. Satın aldığım ürünün iade koşullarını bilirim. Evet, haklarımızı, yasal haklarımızı da bilmeliyiz değil mi çocuklar aldıklarımızla ilgili? Gerekli işaretlemeleri yaptık. İlerleyelim çocuklar. Yedinci etkinlik. Aşağıdaki karikatürü inceleyiniz. Bu karikatürde verilmek istenen mesaj sizce nedir? Yazınız. Evet gençler, burada bir alışveriş anı resmedilmiş. Market arabasına ne buldularsa koymuşlar değil mi? Oldukça dolu. Burada verilmek istenen mesaj, alışveriş yaparken sadece ihtiyacımız olan ürünleri almamız gerektiğidir. İhtiyacımız dışındaki ürünleri almamalıyız. Evet, buradaki mesaj budur. 8. etkinlik, bilinçli tüketicinin özelliklerini arkadaşlarınızla tartışarak belirleyiniz. Bu konuda bir hazırlık yapmanızı istiyoruz çocuklar sizden. Araştırıp bu konuyu defterlerinize yazınız ve sınıfa hazır bir şekilde geliniz. Evet, daha sonra da hazırladığınız sunumu sınıfta arkadaşlarınıza anlatırsınız. Evet. 9. etkinlik. Aşağıdaki şikayet dilekçesini okuyunuz. Burada bir şikayet dilekçesi var çocuklar. Evet, İclal Giyim Merkez Mağazası'na İstanbul. Ankara Kızılay mağazanızdan aldığım montun eve geldiğimde dikişlerinin sökük olduğunu fark ettim. Mağazaya faturamla gidip ürünü gösterdim. Kullanıcı hatası olduğunu söylediler. Ancak ürünü hiç kullanmamıştım. Etiketi dahi üzerinde duruyordu. Mağaza müdürüyle görüştüm. Kendisi bu konuda yardımcı olacağını söyledi. Ancak 3 haftadır herhangi bir bilgi vermediler. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Konuyla ilgili hakkımı tüketici hakem heyetinde de arayacağımı eklemeliyim. Evet. Burada adres bilgileri var çocuklar. Bahar Mahallesi 83. Sokak Kerem Apartmanı 28/2 Kurtuluş Ankara 12/10/2018 Çiğdem Eren adına bir arkadaşlar burada dilekçe var, şikayet dilekçesi. Evet. Bir mağazadan ayakkabı aldınız. İlk giydiğiniz gün ayakkabınızın tabanının açıldığını fark ettiniz. Aldığınız ürünün iadesi ve mağazayı konuyla ilgili bilgilendirmek için örnekteki gibi bir mağazaya bir şikayet dilekçesi yazınız. Evet, ben bir tane hazırladım çocuklar. Siz de buna benzer hazırlayabilirsiniz. Ayakkabıcım, ayakkabı merkez mağazasına Manisa. Manisa Akisar mağazanızdan aldığım ayakkabının giydiğim ilk günden tabanının açıldığını fark ettim. Ürünü faturası ile beraber mağazanıza götürdüm. Oradaki yetkililer kullanıcı hatası olduğunu söylediler. Fakat ayakkabıyı giymek dışında ayakkabıya herhangi bir zorlama ya da müdahalede bulunulmadı. Hatalı ürünün yenisiyle değiştirilmesini ya da ürün bedelinin tarafıma iade edilmesini istiyorum. Talebimin karşılanmaması durumunda tüketici hakem heyetine başvuracağımı belirtmek isterim. Evet, adresimiz var. Adres Sanayi Mahallesi Sinem Sokak, No 18/2 Akhisar, Manisa, 21/12/2020 Ali Yılmaz. Evet gençler, biz de oluşturmuş olduk bu şekilde şikayet dilekçemizi. 10. etkinliğe geldik. Aşağıdaki cümlelerde eğik çizgi hangi amaçlarla kullanılmıştır yazınız. Temel gereksinimin yasal hakları bilin, yeterli ve dengeli, sağlıklı gıda yiyin. Evet, yan yana yazılan mısralarda mısraları ayırmak için kullanıldığını görebiliyoruz çocuklar burada eğik çizginin. Evren Sokak, No 9/5 Cebeci, Taksim Ankara.
Adres yazılırken kapı numarası ile daire numarası arasına ve il ve ilçe bilgisini ayırmak için kullanıldığını da görüyoruz burada. 28.12.1982 benim için yeni bir başlangıç olmuştu. Tarih yazımında gün, ay ve yıl bilgisini ayırmak için kullanılmıştır. Evet, lık, lik isimden isim yapan yapım ekidir. Eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılmıştır burada da. Evet, http, iki nokta, eğik çizgi, tdk.gov.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. Evet, burada da genel ağ adresi için kullanılmıştır. B, eğik çizginin kullanım amaçlarına uygun cümle örnekleri veriniz. Evet, yukarıdaki örnekler doğrultusunda biz de burada örneklerimizi yazdık. İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmez isen ya nice okumaktır. Evet gençler, bu şekilde ne yaptık biz de? Dörtlüğü tek mısrada yazmış olduk. Evet, ev adresim Himmet Mahallesi Saygılı Sokak No 13 Taksim 4. Merkez Taksim Burdur. Bizi buraya, biz buraya 12-12-2016 tarihinde taşındık. Evet. İsimleri çoğul yapan ekler, larlar ekleridir. Evet gençler, biz de yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda eğik çizginin kullanım bilgileri doğrultusunda örneklerimizi yazdık. 11. etkinlik, tutumlu olma konusunda çevrenizi bilinçlendirecek bir broşür hazırlayınız. Broşürünüzde tutumlu olmakla ilgili deyim ve atasözlerine yer veriniz. Burada bir broşür örneği var. Siz de bunlar gibi, şimdi okuyacağız, açıklayacağız. Siz de bunlar gibi birer tane defterlerinize broşür hazırlayıp verin sevgili öğrenciler. Evet, çevremiz, geleceğimiz ve bütçemiz için tutumlu olalım. Evinizde enerji tüketimini azaltmanın basit ipuçları. Evet, 15 watt enerji tasarruflu bir ampul, 60 watt akkor bir ampulden %75 oranında daha az elektrik harcar. A sınıfı bir elektrikli alet, C sınıfı bir alete kıyasla ortalama %45 daha az enerji tüketir. Aynı miktarda bulaşığı bulaşık makinesinde yıkadığımızda 15 litre su harcarken elde yıkadığınızda 35 ila 200 litre arasında su harcarsınız. Damlayan musluk veya akan tuvalet tonlarca su israf eder. Kışın oda sıcaklığını 1 santigrat derece düşürmek %6'lık yakıt tasarrufu sağlar. Evet, yalıtım olmayan bir binaya yalıtım yapıldığında ısıtma ve soğutma masrafları yarı yarıya düşer. Nitelikli çift cam kullanarak ısı kaybını yarı yarıya azaltabilirsiniz. A artı 1 buzdolabı sadece 44 wattlık bir ampul kadar enerji harcar. Enerji verimli ısıtma sistemleri seçin ve bakımını düzenli olarak yapın. Çamaşır ve bulaşık makinelerinizi çalıştırmadan önce tam dolu olduklarından emin olunuz. Evet, verimli kullanırsam enerji gelecektir demiş son olarak da. Gençler, burada bir örnek hazırlanmış bize tutumlulukla ilgili. Sizler de buna benzer güzel birer broşür hazırlayıp geliniz lütfen. Evet, bir sonraki derse hazırlık. Özgürlük ile özdeyişler derdiyiz. Evet, özgürlükle ilgili özdeyişler araştırıp defterlerimize yazarak gelelim sevgili öğrenciler. Dersimizi tamamladık. Sizlere başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.